biz kazandırmalıyız. Mesela Azerbaycan'a gittik, Gürcistan'a gittik, efendim diğer yerlere geçtik, orada gördüğümüz şeyler. Alexander Pushkin'in Tiflis'te de şeyleri var, portreleri var, resimleri var. Erivan'a gidin, Erivan'da da aynı şekilde. Diğer yerlerde de bunu hep değerlendirmişler. Ben vaktiyle Pushkin işte söylediğimde herkes karşıcıkta. Neden o komünistir benim için? Yani fazla bir şey söyleyecek şeklim yok. Şimdi yapacağımız şeyler artık bunlar oldu bitti. Zamanda daraldı zannediyorum. Şeyinizi vaktinizi almayayım. Mustafa Kemal Gül'ün burada karşılanışına dair bütün imkanları karşılık bulmalıyız. Bir defa geldiği yolu aramamız gibi yok. Arabamız var. Hemen gidiyoruz ama Mustafa Kemal arasına bir sormalıyız. Nereden geldi, nereden geçti? Yakın zamana kadar eğer ilgililer Kore'yle şey yapmasaydı İstanbul kapısı kaledeki gibi sarhoşların mekanı olup çıkacak. Ben hala bu güzel kapı, İstanbul kapısı demiş, Trabzon kapısı demiş. Muhteşem, onlar milyarlar, bugünkü parayla diyelim, milyarlar cebine hazırlanmış olan yeşil kapı. Tarih orada yaşamaktadır. Hep köprüler üzerine mi yazacağız? Drina köprüsü efendim vesaire gibi köprüler. Ama gelelim de bu kapılar üzerinde bir tarihi olaylar zincirini getirip görelim. O kapılarda kim bilir neler olur. İşte Erzurum'la ilgili İstanbul kapısı, Ilıca ve İstanbul kapısında karşılanmalarda bunları biz izah etmeye, bulabildiğim kaynaklarda yazmaya ve izah etmeye çalışabildim. 3 Temmuz milli bayram oldu. Her yıl kutlandı, sonradan kutlanmamaya başladı. Aradan 23 Temmuz diğer büyük zaferle birleştirildi. Bu defa da herkes tabyalara çıkmaya başladı. 23 Temmuz'un tabyalarına herhangi bir alakası yok. Ama diyorlar ilme gidelim, Nena Hatun'u görelim. Atatürk'ün geldiği yerlerin zamanında Nena Hatun payı yok. Yok, herhangi bir etkinlik şeyi yok. İşte bu, ama esas gerçek kahramanları bulabiliriz. Bunlar için bizim akademik arkadaşlarımıza veya Erzurum'u severlere, Kuntukoğlu hocamızın dediği gibi Erzurum'un niyatçılara, Erzurum'un perverlere çok büyük bir ihtiyaçlar vardır. Bunu üniversite ve diğer çalışkan arkadaşlarımız yerine getirecektir. Erdal Ayvan arkadaşımız vardı, ben bunu söylemedim. Atatürk'ün yolculuğu hakkında ilk bilimsel detaylı eserlerden birini kaleme aldı. İkincisi benimki oluyor. Ama en önemlisi yine Gazi Üniversitesi'nde profesör olan Mehmet Şahin Göz. O da o günden şartıyla Mustafa Kemal'in Erzurum yolculuğunu en cesur şekliyle anlatabilme imkanını kazanan arkadaşlarımızdır. Kendilerinin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Dediğim benim tavsiyem şu olacak. Kazım Karabekir'i, Mustafa Kemal'i, arkadaşlarını ve diğerlerini hiç unutmayalım. Eğer Refik Tulbu olmasaydı bu anık olmayacak. Anık olmayınca biz oradaki kişilerin ne olduğunu bilemeyecek. Ben fazla uzun konuşmadan sözlerimi şöyle özetlemek istiyorum, bitirmek istiyorum. Aydın'a taşındık. Aydın'da bir bulvar var, Adnan Menderes bulvarı. Şimdi artık biraz yaşlandığımız için çıkamıyoruz. Minibüste sonuna kadar gidip oradan yaya geliyoruz. O yaya caddenin başında Bey Camii istasyon var. Onun yanında bir banka var. Bankanın hemen önünde bir nizami bıyıklı bir yiğit insanımız var. O da Kazım Karabekir. Ben çocukların, küçük çocukların akşam üzeri yemeğe gidenleri vesaire paşanın mezar şeyini, üstünü görünce ister istemez selam verdiklerini görüyorum. Acaba biz bu selamları Erzurum'a kadar taşıyabilir miyiz? Benim en çok üzerinde durduğum, düşündüğüm şey de bu. Paşamız her yerde bizim kalbimizdedir. O olmasaydı Erzurum Kongresi olmazdı. O olmasaydı Mustafa Kemal olmazdı. O olmasaydı Cumhuriyet'e giden yolu biz seçmiş olamazdık. Öylesine güzel günleri bize yaşatan babamıza da ve sayın yakın arkadaşlarımıza da siz sevgili dinleyicilere de sevgili saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim. Bunlar devlet tiyatrosunda oynayan, hatırlarsınız, ve gerçekten hani bu olayı bütün Türkiye'ye taşıyan evlatlar. Yok çok yakın anlamıyorum. Ve sağ olsunlar. O şeyler yapıyorlar. Evet. Keşke Türkiye'de bu film yoluyla devam ettirsin.
size. Siz gerçekten çok büyük bir iş yaptınız. Müdürümüze burada, onun başkanlığında çok güzel şeyler başlamak. Sağ olun. Efendim, Profesör Doktor Ömer Konukçu Bey'e biz de verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Son konuşmacı Profesör Doktor Esin Demir Sutay'ı. İskenderun doğumlu Esin Hanım ilk ve orta tahsilini çeşitli illerde lise tahsilini Erzurum'da tamamladı. 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarih biriminden mezun oldu. 1984'te aynı fakültenin Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden ilk yüksek lisans öğrencisi olarak Nazilli Kongresi adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansı tamamladı. Aynı yıl doktoraya başladı. Yine aynı yıl Kasım 1987'de adı geçen enstitüye kadrosu ile geçerek ilk kadrolu elemanı oldu. 1991 yılında bağlı bulunduğu enstitüde Elbiyi Selase, Kars, Ardahan ve Batum'dan oluşan bir yapımdır. Evet. Milli Teşhis Atlama Hattı doktora tez çalışmasını tamamlayıp Ocak 1992'de yardımcı doçent kadrosuna atanarak enstitünün ilk kadrolu öğretim üyesi oldu. 28-12-1998 tarihinde doçentlik kadrosuna, ardından 19-1999 tarihinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı. 19 Mart 2004 tarihinde profesörlük kadrosuna atanmış olup halen Enstitü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Kendilerine sunumu yapmak üzere buyurun efendim. Sayın Esin Demirsu, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar ve mücadeleye etkisi konulu sunumu yapacaklar. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Oturumun son konuşmacısı olmak biraz zor çünkü güzel konuşmalar, yoğun konuşmalar en sona kalmak biraz dezavantaj oldu. Konuma başlamadan önce ben bir harita göstermek istiyorum. Bu harita konumuzla çok ilgili. Önce şu soruyu sormak istiyorum. Erzurum Kongresi niye toplandı? Erzurum Kongresi, biliyoruz hepimiz, Doğu Anadolu'da, Altı Doğu Vilayeti dediğimiz Erzurum, Sivas, Hamretül Aziz, Diyarbakır, Van, Altı Doğu Vilayeti dediğimiz bu vilayetler, bugünkü sınırlar içerisinde düşünmeyin, çok daha geniş, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ve Trabzon Vilayeti, o da bütün Doğu Karadeniz'i, Giresun'dan, Ordu'dan şeye kadar, Rize'ye kadar kapsayan bir alan. Burada bir Pontus Devleti, Doğu Anadolu'da bir Ermenistan ve bir Kürdistan kurulma hayali, istekleri, İtilaf Devletleri'nin, onların Maşalı Rum'daki Ermenilerin ve Rumların istek iddiaları, hatta onların fikri, siyasi ve silahlı mücadelelerine karşı koymak üzere başlatılan bir mücadele. Bu da nedir? Türk Milli Mücadelesi. Şimdi bu harita, bu anlatılanlar, bugün burada bahsedilenler, hepsi geçmişte olmuş, bitmiş şeyler değil. Maalesef hala günümüzde de geçerliliğini koruyan bir şey. Bugün yine günümüzde, toplumumuzda yaygın bir kanaat var. İşte tarihçiler geçmişte olanları anlatıyorlar, geçmişte olmuş, bitmiş olayları da onlar geçmişte kaldı. Hayır, bunlar geçmişte kalmadı, hala devam ediyor. Bu harita, çok yakın bir arkadaşımızın, bir aile dostumuzun Kudüs'e bir gezi esnasında turla yaptığı bir gezi Doktor Veysel Balkaya, çok yakın bir aile dostumuz ve bir ay önce bizzat kendisi anlattı ve bunu gösterdi. Ben bunu özellikle aldım bu toplantıda göstermek için. Bir iki ay önce Kudüs'te işte turla gezi yaparken bir binanın dış cephesinde bu haritayı görüyorlar. Çok sinirleniyorlar. Nasıl sinir? İşte gördüğünüz gibi Doğu Karadeniz Rum Pontus olarak belirlenmiş. Doğu Anadolu Ermenistan Kürdistan olarak bölünmüş. Ondan sonra çok sinirleniyorlar. Resimlerini çekiyorlar. Ondan sonra bunu yırtmaya başlıyorlar. O arada binanın içinden de kalabalık birileri çıkıyor ve bunlar birbirlerini kavgaya başlıyorlar. Birbirlerini vurmaya başlıyorlar. Biz onları vururuz, onlar bize.
Ve bu arada turdan uzaklaşıyorlar tabii. Tur uzaklaşıyor bunlardan. Bir daha diyor, ne olduğunu anlamadık. Bunlar diyor, çekildiler, kalabalıklardı diyor. Bunlar da bir iki kişi. Çekildiler diyor, binaya girdiler. Biz de anlamadık. Herhalde biz bunları çokluk olduk. İşte bizden çekildiler içeri, bizden falan diye düşündük. Özellikle siz yabancı bir ülkede nasıl hani her şey olabilirdi. Tura yaklaşınca olayı anlatıyorlar. Tur lideri diyor ki, ne yaptınız diyor. Yani İsrail askerleri diyor, bir yerde hareketleri gördükleri zaman diyor, hiç düşünmeden silahla tararlar. Yani siz ölebilirdiniz. Fakat diyor, biz o kadar sinirlendik ki hazmedemedik, işte bu olaylar oldu. Bu dediğim gibi bir iki ay öncesinin şeyi, demek yani 1919'dan 2012 yılına ne değişti? Bir şey değişmemiş. Çok acı bir şey bu. Şimdi burada karşımızdakilerin topraklarımız üzerinde gözü olan istek iddialarda bulunanların bugün de aynı şekilde fikri, siyasi hatta silahlı mücadele yaptıklarını görüyoruz. Burada demek ki sorun bizden kaynaklanıyor. Bizde bir şey var, eksiklik var. Biz yeterince değerlerimize sahip çıkamıyoruz, savunamıyoruz. Bugün bu salonun bu derece az olması bile olaylara insanlarımızın ne kadar sahip çıktığını ya da sahip çıkmadığını gösteriyor. Bizler zaten biliyoruz. Ama bunları bilmeyen insanlar var. Az bilen insanlarla paylaşmamız gerekiyor. 1998 yılında yine bizzat dinlediğim bir olaydı. YÖK'ün düzenlediği bir seminer dolayısıyla buraya hocalarımız gelmişti. Kendisi tarihçi değil, ekonomistti sanırım, geçmiş bir zaman. Asistanlık yıllarında Fransa'da, Paris'te bulunuyor. Ve profesör olduktan sonra, uzun yıllar sonra tekrar oraya gittiğinde, işte gidip yemek yediği, hani Türklerin bir arada oldukları, takıldıkları bugün ifadeyle, yere tekrar gitmek istiyor, anılarını canlandırmak için. İçeri girdiğinde iki tarafta büyük standlar görüyor. Ve duvarda da büyük bir Türkiye haritası ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Güneydoğu'nun büyük bir kısmı işte Büyük Kürdistan. Orada diyor, Türkçe gazeteler, broşürler ve Türk gençleri böyle propaganda yapıyorlar. Karşılarındaki duvarda da yine diyor büyük bir Türk haritası, Büyük Ermenistan. Orada da diyor Ermeni gençleri, gazeteler, broşürler, ondan sonra böyle propaganda yapıyorlar. Ben diyor şok oldum. Yani o zamandan bu zamana oranın böyle bir hale gelmesine ve karşılıklı bu şekilde aynı ortamda bulunan ama aynı toprakları paylaşmak isteyen iddia içerisinde olan insanlar. Ve soruyor, diyor ki nasıl olur diyor, ikiniz iki tarafta diyor aynı yerleri istiyor. Nasıl olur bu diyor. Nasıl siz aynı ortamda bulunuyorsunuz? Hani kavga etmiyorsunuz, birbirinizle çatışmıyorsunuz. Diyorlar ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir dağıtalım. Hani gerçekten bu böyle yaşanmış, bizzat anlatılmıştı çünkü. Türkiye Cumhuriyeti'ni biz parçalayalım, ondan sonra kendi aramızda anlaşırız. Şimdi 1919'dan 2012'ye ve 98'de ya işte değişmeyen şeyler bunlar. Bizim rahatsızlık duyduğumuz bu geçmişte olan olayların aynen devam etmesi. İnşallah daha kötü şeyler olmaz, korkularımız, endişelerimiz gerçekleşmez. Evet, tabii 1919'daki şartlarla 2012'deki Türkiye'nin şartları hiç mukayese edilemez. Mondros Mütarekesi'nden sonra düşünün, ordusu terhis edilmiş, silahı cephaneleri alınmış, bütün hayat damarları kesilmiş bir Türkiye dağılmış. Bir savaştan çıkmış, büyük toprak kaybetmiş ama bugün dümdüz ayakta duran Osmanlı küllerinden yükselmiş büyük bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, dinamik bir Türkiye. Biz bu sefer daha güçlüyüz. Biz o kadar zayıf anımızda böyle bir mücadele yaptık, bu iddialara direndik. Bugün bize daha da büyük direnç göstermemiz, daha da etkin faaliyet göstermemiz, bunları bitirmemiz, susturmamız gerekir. 1915 olayları diye iddia edilen olaylar 2015'te 100. yılında çok gizli ve açık, ciddi bir şekilde hazırlıkları var.
bütün organizasyonlar, en büyük hatamız zaten organizasyon işbirliğinin olmaması yapılıyor. İnşallah biz de elimizden geleni yapacağız. Evet. Dönüyorum. Lütfen o harita kalsın geride. Evet, Erzurum Kongresi Büyük Türk İnkılabı'nın Türk Milli Mücadelesi'nin ilk meşalesinin yakıldığı ve ilk ihtilal beyannamesinin yayınlandığı bir Amasya tanımı var biliyorsunuz. Burada vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu vurgulanıyor. Hükümetin üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediği ve bunun da Türk milletini yok gösterdiği bu bir sebeptir. Yani bu tanımın yayınlanması için bir sebep. Çözüm nedir? Kuvamine'yi amin bir milli iradeyi hakim kılmak. Yani milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu da çözümdür. Ve araçla gösteriliyor. Hedef nedir? Milletin içinde bulunduğu durumdan kurtarmak, sesini bütün dünyaya duyurmak, milli bir heyetin varlığı diyor gerekli bunun için. Bunun için de Sivas'ta bir kongre toplanması düşünüyor. Ama ondan önce Erzurum'da bir kongre toplanması kararlaştırıldığı için Erzurum'da kongre toplanacak, sonra kongre tadına Sivas'a gidecek. İşte Erzurum Kongresi bu Amasya Kongresi'nde sebebin, amacın, aracın ve hedefin belirtildiği bu Amasya tanımının fikrinin fiiliyata geçtiği yerdir Erzurum Kongresi. Burada dört subayın, Mustafa Kemal Paşa'nın, Kazım Kıran Bekir Paşa'nın, Refet Bey'in ve Rauf Orban'ın imzaladığı, dört kişinin imzaladığı bu ihtilal beyannamesinin Erzurum Kongresi'nde bütün millete mal edilmesidir. Sebep, milli mücadele sebebi, amacı, araç ve gereçleri, kullanılacak yöntemler, hedefler daha ayrıntılı bir şekilde Erzurum Kongresi kararlarında belirtilmiştir. Burada Amasya Kongresi'nde kurulması düşünülen milli bir heyet de Erzurum Kongresi'nde oluşturulan heyeti temsil edilir ki bu Türk Devlet Meclisi'nin temelini oluşturur ve meclis açılana kadar da zaten işte, hükümet gibi faaliyetlerine devam eder. Demek ki Erzurum Kongresi ümmetten millete, tebaadan vatandaşlar, saltanattan demokrasiye, cumhuriyete geçişin, milli devletin temellerinin atıldığı, kararların alındığı önemli bir hareket ve karar merkezi. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerini belirlemiştir. Evet. Şimdi Erzurum Kongresi'nin kararlarını kısaca ve özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Birinci maddede Trabzon vilayeti ve Anadolu vilayetinden bahsediliyor. Ve Samsun Sancağı'ndan. Bunların birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu, Osmanlı toprağının bir parçası olduğu ve Osmanlı topraklarının bir bütün olduğundan bahsediliyor. Burada yaşayan vatandaşların özelliklerinden bahsediyor. Bu bölge halkı Kıvanç'ta, Tasa'da tam bir beraberlik içinde olduğu, kader birliği, ülke birliği yaptığı vurgulanıyor. Bu çevrede yaşayan insanların hepsinin yüreklerini birbirine karşı fedakarlık duygularıyla dolu, muhit ve soy özelliklerine saygılı öz kardeş oldukları vurgulanıyor. Bu ifadelerle vatan toprak, belirlenen bu vatan toprakları üzerinde yaşayan toplulukların özelliklerinin vurgulanmasıyla milleti tanım yapılmakta. Ve bu daha sonra hem milli mücadele döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millet tanımına, vatandaş tanımına uymaktadır. O belirlenmişti burada. İkinci maddede yine Osmanlı yurdunun bütünlüğü, milletin bağımsızlığı sağlanması amacına yönelik olarak bütün ulusal güçlerin, yani Kuvayi yani milli iradeyi hakim kılmak esası üzerinde duruluyor. Burada yine Osmanlı topraklarının bütünü ve milletin bağımsızlığı vurgusu yapılmaktadır. Ve bütün milletin sahip olduğu güçlerin hepsini aktif hale getirilmesi. Burada sorunu çözecek olan milletin kendisidir. Çünkü hedefte olan millettir ve vatan topraklarıdır. O zaman
ihmali reddedilmiştir. Maddelerin içinde bu vardır. Açıkça belirtilmiştir. Üçüncü maddede her türlü işgal ve müdahaleye yumruk ve Ermenilik teşkili gayesine hizmet olarak kabul edileceği belirtiliyor ve Hristiyanlara yani azınlıklara mevcut düzeni ve huzuru bozacak din imtiyazlarının verilmeyeceği belirtiliyor. Bu çok önemlidir. Çünkü artık zayıflayan, sürekli batının güdümüyle hareket eden, onların her dediğine boyun eğen valisini bile onların istekleri, arzuları doğrultusunda tayin eden bir Osmanlı'nın artık hükümetinin bir hükmünün olmadığı, bu dayatmaların artık yerine getirilmeyeceği ve imtiyazların artık verilmeyeceği belirtiliyor. Bu çok önemlidir. Çünkü bütün bunlar yarın kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini belirleyecektir. Yani toplumda siyasi, hukuki anlamda bir denge olacağı, kimsenin kimseye bir üstünlük olmayacağı, bir hukuk devleti olacağı, hukuk devletinin temellerinin atılacağı ifadesi vardır burada. Dördüncü maddede merkezi hükümetin işte itilaf devletinin baskısıyla buraları yani kastedilen işte Doğu Anadolu ve Trabzon vilayeti dahil çünkü ilk amaç buraları kurtarmaktır da konuyu toplanmasındaki amaç. Eğer buraları vermek durumda kalırsa diye bir şey var. Aslında endişe var. Eğer böyle olursa milli varlığımızı, haklarımızı güven altında bulunduracak bütün karar ve tedbirler alınmıştır deniliyor. Bu madde çok önemli. Bunun içerisinde çok şey var. Lütfen hayal gücünüzü kullanın. Bütün tedbirler ve kararlar alınmış. Uygulanmak için zamanı ve şartları bekleniyor. Her türlü siyasi ve askeri olumsuz ihtimallere karşı her türlü siyasi ve askeri tedbirler alınmış. Beşinci madde, yurdumuzda deden beri birlikte yaşadığımız İslam olmayan topluluklar Osmanlı Devleti içerisinde onlara kanunlarla tanınmış olan yani kanun esasıyla tanınmış olan haklarının korunacağı ama yeni hakların verilmeyeceği belirtiliyor. Yani imtiyazların verilmeyeceği. Bu da çok önemli bir karar. Hepsi birbirinden önemli. Burada topraklarımız içinde yaşayan Osmanlı tebaası olan çeşitli ırktan türden insanların her türlü hakların eskiden olduğu gibi can, mal, namuslarının korunacağı, garanti altına alınacağı. Çünkü dışarıda yaygara toplanıyor. İçeriden aynı şekilde. Hem içeriden hem dışarıdan. Türkler Hristiyanlara işte katlediyorlar, öldürüyorlar. Asıl öldürülen Türkler, asıl öldürülen Müslümanlar. Bütün Kafkasya'dan başlayan, Anadolu'dan, Balkanlara kadar giden bir coğrafyada. Bu çok güzel cevaptır ona. Biz himayemiz altında olan insanları her zaman korumuşuz. Bunun da teminatı veriliyor. Yarın kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de yine hukuk karşısında herkesin eşitlik ilkesi dahilinde olacağı işareti veriliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokrasinin ve vatandaşlık anlayışının toplumsal dengenin kurulması gerektiği, olması gerektiği ifadelerini görüyorum burada. Evet. Altıncı maddede İtilaf Devletleri'ninle imzalanan, işte özel daha doğrusu İngiltere ile imzalanan, 32.18'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nde imzalandığı andaki sınırlarımızın, bakın birinci maddede Altıdoğu Vilayeti deniyordu, Samsun Sancağı, Trabzon Vilayeti deniyordu. Burada 32.18'de imzalandığı andaki sınırlarımızdan bahsediliyor. Bizim milli sınırlarımız budur. Türk milli mücadelesi bu sınırlar içerisinde olacaktır. O zaman biz yeni bir vatan çiziyoruz.
Ve bu vatan içerisinde biz milli bağımsızlık savaşımızı yapıyoruz. Onun için bu madde tek başına bu kongrenin mali kongre olmaktan çıkıp milli bir kongre olduğunun göstergesi olduğunu gösterir. Onun göstergesidir. Evet. Uğruna savaşılacak, bağımsızlık mücadelesi yapılacak sınırlar çiziliyor. Yedinci maddede milletimizin insani ve medeni ilkeleri üstün tuttuğu ifadesiyle kısaca şu demek istedim. Yani biz bugün Batı ile savaş ediyoruz, İtilaf Devletleri'yle, emperyalistlerle savaşıyoruz. Ancak savaştan sonraki Türkiye'nin geleceği düşünülerek medeniyeti, teknolojisi yüksek olan, bizden ileride olan Batı'nın teknolojisini ve medeniyetini reddetmiyoruz. Biz bu sınırlar, 6. maddede çizilen bu sınırlar çerçevesi içerisinde toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tanıyan herhangi bir ülkenin işte teknolojik, ekonomik ve endüstriyel yardımını alabileceğimiz ifade ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir bağımsızlık savaşı yapacağız. Biz bunun için toplanıyoruz. Bağımsızlık savaşının yapıldığı, kazanıldığı varsayılarak böyle bir düşünce var. Böyle bir karar alınıyor. Ne kadar büyük bir ileri görüşlülük. Ne kadar büyük bir ileri görüşlülük ve ayrıca bunun arkasında ne kadar kendimizden emin olduğumuzu gösteriyor. Bir haklı davamız var ve bu haklı davamızı da kazanacağız. Ondan sonra da temelleri atılacak devletin ancak bu şartlarda ilerlemesini sağlayacağız. Ve bunun son cümlesinde şöyle deniliyor. Bunlar gibi adil ve insani şartları taşıyan bir barışın da gecikmeksizin oluşması insanlığın selameti ve dünyanın sükunu namına en başta gelen yükümüzdür. Şimdi burada sadece bizim insanımızın değil, insanlığın ve milletimizin, sadece milletimizin sükunu değil, bütün insanlık aleminin huzuru söz konusu ediliyor. Ve deniliyor ki aslında gizli ve açık olarak, yani milletimizin huzuru, milletimize adil huzuru sağlanmazsa, adil davranılmazsa, iyi bize bizim için iyi bir barış yapılmazsa, bizim milletimiz huzur bulmayacak. Ama dünya da huzur bulmayacak. Çünkü biz bu mücadeleyi yapacağız. İstediğimiz şekilde bir barış yapana kadar. Bunun burada açıkça ifadesini görüyoruz. Sekizinci madde. Milletinin kendi kaderini tayin ettiği bir çağda merkezi hükümetimiz de milletimizin iradesine uymak zorundadır. Çünkü milli iradeye dayanmayan herhangi bir hükümetin kendinden alacağı kararları milletçe itaat edilmeyeceği gibi bu kararlar içte ve dışta da geçerli değildir. En önemli karar, hepsi birbirinden önemli. Önemli, çok önemli bir karar. Niye? İstanbul işgal altında, hani fiil işgal edildiğini takip eden sonra, daha henüz resmi işgal yok ama aslında resmi işgalden de farksız, her şey kontrol altına alarak istediklerini yaptırabileceklerini düşünüyorlar. Yani işte bunların boğazını sıkarsak tamam bütün vücut fonksiyonları biter. Türkleri bitiririz. Siz istediğiniz kadar İstanbul'u kontrol altında tutun, hükümeti kontrol altında tutun, istediğiniz kararları aldırmaya çalışın. Biz o kararları tanımıyoruz. Her zaman söylüyorum. Dik başlılık ayrı şeydir. Başı dik olmak ayrı bir şeydir. Burada başı dik olmanın özelliğini görüyoruz. Kararların hepsinde zaten o vardır. Evet. Dokuzuncu madde. Burada Vilayet-i Şarkı'da Hukuk Cemiyeti'nin Trabzon'daki Mahmut'un Hukuk Cemiyeti'nin birleştirdiğini görüyoruz. Şarkı anladığı zaten Hukuk Cemiyeti'nin birleştirdiğini görüyoruz. Ve bu cemiyet her türlü fırkacılıktan yani siyasi particilikten uzakta bütün kardeşlerimiz bunun doğal üyesidir deniliyor. Bu daha sonra Sivas'ta
siyasallaşma şey süreci içerisinde. Şimdi burada şu ifade edilir. Açıklanır bir şekilde. Mondros tarikesi milli mücadelenin başlangıç tarihidir. Çünkü hemen akabinde müdafaa Türk cemiyetleri kurulmaya başlanmıştır. Yalnız bu müdafaa Türk cemiyetleri bölgesel kuruluşu düşündüğü için Trakya'da ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı farklı yerlerde birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar. Burada biz artık tabii o zaman onu gerektiriyordu. O ayrı. Ama artık o aşıldı. Artık milli birlik ve beraberliğin bütünlüğün olması gerekiyor. İşte bunun işareti veriliyor. Bu cemiyetler artık birleştirmeye başlanıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde bir mıknatıs gibi bütün bu cemiyetleri birleştirdiğini, topladığını görüyoruz. Zaten Erzurum Kongresi aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karaki Paşa'nın çevresindeki o lider kadrosunun artık resmen oluştu, olgunlaştığı ve herkes tarafından kabul edildiği bir kadronun şeyini varlığını görüyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde. 10. madde. Heyetin temsilcinin seçilmesi. İşte Amasya genelgesinde bahsedilen o milli heyet budur. Heyetin temsilcidir. Büyük Millet Meclisi'ne giden yol açan budur. 10 kişilik bir Kazım Karaki Paşa daha sonra seçilmiştir 10. kişi olarak. Sivas'ta 16'ya yükseltilmiştir. Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar da tam bir hükümet gibi siyasi ve askeri kararların alındığı Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında bir şeydir, kuruldu. Evet, kongre kararlarında açıkça vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı esas alındığına göre burada yine dediğimiz gibi manda ve himayenin varlığından dahi söz edilemez. Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde aslında daha çok kararlar tespit edilmiştir ve bu kararlar doğrusunda zaten kongrede görüşmeler yapılmıştır. Erzurum Kongresi sivil ve bölgesel bir hareket olmaktan çıkıp aldığı kararlarla ilk milli kongre olmaz yani koşuyor. Çünkü bütün millete şamil kararlar alınmıştır. Küçüle küçüle elinde sadece Anadolu kalan Türk halkının ya istiklal ya ölüm parolasının artık fikri şeyden, düşünceden, fiiliyattan, fikirden fiiliyata geçtiğini görüyoruz. Artık eyleme geçirdiğini görüyoruz. Ve burada millet kavramının daha çok ön plana çıktığını, vurgulandığını ve Erzurum Kongresi'nde alınan bu kararlarla ne İstanbul hükümetine ne İtilaf Devletleri'ne tabi olunmayacağı bütün dünyaya açıkça kafa tutulmuş. Millet olmanın gerektirdiği mesajlar verilmiştir burada. Atatürk'ün biz esasen milli varlığın temelini milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz derken gerçekten çok haklı. Çünkü milli varlığımızın temelini oluşturan milli şuur ve milli birlik hareketinin ilk işareti Erzurum Kongresi kararlarındadır. Bir milletin şerefini, haysiyetini, namusunu korunabilmesi için o milletin mutlaka hürriyet istiklali sahip olması gerektiğine inanan, hürriyet istiklal benim karakterim diyen Atatürk'ü burada benim derken aslında Türk milletini kastetmektedir. Bu burada vurgulanmıştır. Atatürk'ün ifadesi Erzurum Kongresi bütün memleketin ve milletin birleşme ve kaynaşma noktasında Doğu Anadolu vilayetlerince diğer vilayetleriyle her açıdan işbirliğini temin etmek ana fikri kabul etmiştir. Ve milli devlete geçiş kararları alınmıştı burada. Erzurum Kongresi'nde misak-ı milli sınırları çizilmişti, demin de bahsettiğiniz gibi. Yine Erzurum Kongresi'nde İtilaf Devletleri, özellikle İngilizlerin Erzurum'da Cumhuriyet'e gidiş var, Cumhuriyet ilan ediliyor diye düşündürecek, endişe ettirecek kadar ciddi şekilde bir teşkilatlanma vardı. Evet, Cumhuriyet'e giden yol Erzurum'da başlamıştır. İlk adım burada atılmıştır. Zaten kendisinin ifadeleri vardı Mustafa Kemal Paşa'nın. Erzurum Kongresi'nde yeni Türkiye Devleti'nin temel atılırken içeride ve dışarıda uygulayacağı siyaset de belirlenmiştir. İç ve dış siyaset de belirlenmiştir.
Erzurum Kongresi kararlarıyla yurdumuzu dört bir yandan işgal etmeye çalışan Manda ve Himaye gibi 20. yüzyılın yeni söylemiyle bizi sömürge haline getirmeye çalışan İtilaf Devletleri'nin ve topraklarımızı paylaşmak isteyen onların maşaları durumuna gelenleri de verilen bir cevaptır. Bir başka cevap da 6-13 Şubat 1919'da Erivan'da Doğu ve Batı Ermenileri diye nitelendiriliyor. Doğudaki Ermeniler Rus Ermenileri, batıdakiler de Türk Ermenileri. Bunların bir araya gelip yaptıkları bir kongre var. Bizden önce yapıyorlar. Ondan kararlara baktığımız bizimkilerle böyle mukayese edilmeyecek gibi. Hatta bir kararlarında Enver Paşa, Tayyip Paşa, Cemal Paşa, Doktor Bahattin Şakir, Azmi Bey ve bütün bu İttihat-ı Terakkiler'e gelenlerinin lider kadrosunun hepsini ölüm kararı verilmiştir. Maddede vardır bu. İşte o Ermeniler yaptığı kongreyi ve alınan kararlarında verilen en güzel cevaptır Erzurum Kongresi. Evet. Batı'nın en sıkıntılı bulunduğu bir anda memleketin en büyük adamının başkanlığında toplanan bu Erzurum Kongresi bütün hayati meseleleri, bütün ciddi konuları Erzurum Kongresi'nde ele alarak incelemiştir. Bu nedenle Erzurum Kongresi'nin güncelliğinin önemli bir dönüm noktasıdır ki Atatürk de tarih şüphesiz bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak gösterecektir diyerek o da Erzurum Kongresi'nin hakkını vermiştir. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Esin Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Esin Hanım'ın göstermiş olduğu bir haritadan hareketle bazıları bu toprakların Osmanlı'dan hatta Müslümanlarından bize miras olarak bırakıldığını düşünenler bulunuyor. Oysa bu topraklar bize miras değil, emanet edilmiştir. Ülkemizin bir bölümünde yaşananlar dikkate alındıkta 93 yıl sonra bile olsa Erzurum Kongresi'nde alınan bir kararı burada hep birlikte tekrarlamak durumunda olmamızın üzüntüsü içerisinde ama gür bir sesle ve inançla ifade ediyoruz ki milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. İkinci defa bir kapatıyorum. İkinci defa bir devam edelim. İzinler diliyorum.